Önce geçen hafta ve bir önceki hafta başladığımız Marksist Akademi bölümünde önce felsefeyi ele alıp orada idealizm, diyalektik, materyalizm konularını ele almıştık. Daha sonra da diyalektik materyalist yöntemin toplumlar tarihine uygulanışı olan tarihsel materyalizmi ele aldık ve geçen hafta başladığımız politik ekonominin ilk konularını işledik. İnsan, üretim ilişkileri, üretim araçları gibi konuları ana başlıklar altında inceledik. Bugün de feodal topluma geliyoruz. Köleci toplumun bağrında doğan feodal toplumun nasıl oluştuğu ve üretim ilişkileri nasıldı? Bu üretim ilişkileri içerisinde toprak sahipleriyle toprağa bağlı köylülerin mücadelesini ve bu süreç içerisinde de feodal toplum içerisinde doğan tüccar, pazara sürülen malların satışına aracılık eden tüccar kesiminin daha sonra gelişerek nasıl burjuvalar sınıfına eriştiğini ve kapitalizmin gelişerek artık feodal toplum içerisinde sığamayacağı bir aşamaya geldiğinde de feodalizmin yıkılarak yerine kapitalist toplumun, kapitalizmin egemen olduğunu inceleyeceğiz. Öncelikle feodal toplumun oluşumuna bir kısaca değinip feodal toplumun diğer içerisindeki olguları, verileri teker teker incelemeye çalışacağız. Evet. Geçen hafta söylemiştik, köleci toplum içerisinde feodalizmin nüveleri, feodalizmi koşullayan etkenler gelişmeye başlamıştı. Üretimin sonucuyla hiçbir bağı olmayan köle emeği, üretici güçlerin gelişimi önünde engel haline gelmişti. Gelmeye başladığını görmüştük. Ve birçok büyük tarım alanları küçük parçalara bölünerek köleler kaçmış ya da azat edilerek toprağa bağlı köleler haline gelmişlerdi. Yani o feodalizmin temel dayanağını oluşturan serfleri, köylüleri oluşturmaya başladı. Köleci ekonomi bağrında yeni bir sistem filizlenmeye başlamıştı. Yani feodalizm. Evet, feodalizm az önce de söyledik. En önemli özelliği, onu belirleyen şey üretim ilişkileri bağlamında köylü nüfusudur. Toprağa bağlı, serf dediğimiz kesimler. Bunlar köleci topluma göre daha özgür, üretim bağlamında daha özgür, üretime daha çok ilgili. Çünkü kendileri için çalışma, ne kadar çok çalışırlarsa daha da fazla birikim elde etme olanakları var gibi bir görünüm var en azından. Kölelerin çünkü hiçbir hakları yoktu. Hatta yaşam hakları bile köle sahiplerinin iki dudağı arasındaydı. O yüzden üretim çok olmuş, az olmuş, çok fazla da ilgilenmiyorlardı. Özellikle son dönemlerde giderek yabancılaşmışlardı, uzaklaşmışlardı üretime. Ama feodal toplumla birlikte, işte o oluşmaya başlamasıyla birlikte farklı biçimleri var tabii bunun. Her bölgede veya ilk başlarıyla gelişimi içerisindeki aynı değil. Köylülerin belli zaman dilimlerinde veya ürettikleri ürün oranında yarı yarıya, işte yarısı toprak sahibinin, yarısı kendisinin ya da işte günün 3-4 saati toprak sahibine, beye çalışıyorlar. Geri kalan zamanlarda kendilerine çalışabiliyorlar. Ya da işte ürettikleri ürün üzerinden belli bir vergi ödemeleri gerekiyor. Yani ne kadar çok üretirsem bana günün sonunda o kadar çok kalır algısı var köylülerde, feodalizmin Yani bu başında. ilk dönemki artı değer veya rant şeklindeki bu tanımı yaparken dediğin gibi ilk önce o toprak parçasını işleyen yani toprak sahibine ait toprağı işleyen köylü önce kendi geçimini sağlayabilecek bir miktar için bir zamana çalışıyor. Sonrası için de sonraki zamanlarda da toprak sahibinin topraklar üzerinde. Evet. Dediğin gibi bu bir emek rant demiş o zaman. Yani Evet. bu kendi içerisinde şey derken o emek rant dediğinde herhangi bir şekilde para yok ortada. İşte 4 saat kendisine çalışıyor. O kendi bahçesinde veya tarlasında. Daha sonraki zamanda da ötekinin Evet. tarlasında.
Dediğimiz gibi farklı biçimleri var ve farklı coğrafyalarda farklı sürelerde, örneğin Çin'de 2000 sürerken Batı Avrupa'da 1200-1300 yıl kadar süren bir sistem feodalizm ve her coğrafyada farklı biçimlerde şekilleniyor, ama belirleyici olan bir şey var, bir özellik var. Dünyanın her yerinde insan toplumunun üretici güçlerin olduğu her coğrafyada şu veya bu şekilde kısa veya uzun feodal sistem kendini göstermiş, varlığını göstermiş. Tabii bunun yanında çok küçük istisnalar vardır. Örneğin işte Amerika'da Amerikan keşfiyle birlikte henüz daha ilkel komünal yaşam tarzında bir yaşamlar varken Kızılderili yerli kabilelerin İngiliz ve İspanyol sömürgeciliğinin oraya gitmesiyle hızlı bir şekilde o köleci feodal toplumu atlayarak direkt kapitalist ilişkilerin veya feodalizme karışık kapitalist ilişkilerin kurulması veya ikisinin de karışık olduğu, evet, yani evet. Bir tarafta çünkü şöyle bir şey, Amerika'daki o yaşamı düşündüğü zaman özellikle Afrika'dan taşınmış zenci, evet, köle emeği kullanılıyor. Evet, yani bir taraftan köleci sistem kullanılırken bir taraftan feodal ilişkilerde egemen bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da kapitalist üretim ilişkilerini kurmaya başlıyorlar. Kapitalizmin ortaya çıkmış olmasından dolayı. Yani keskin çizgiler halinde bir durum değil, geçişe geçmiş durumda ama egemen olan feodal ilişkiler. Bir diğer örnek de işte Sovyet devrimi sonrasında Türkiye Cumhuriyetleri özellikle henüz daha ilkel feodal ağırlıklı bir toplum yapıları varken, üretim ilişkileri varken kapitalizmi atlayarak veya devlet eliyle sosyalist iktidar altında bir kapitalistleşme hızlı bir şekilde, o NEP dönemi dediğimiz, yeni ekonomik politika dönemi dediğimiz dönemde hızlı bir şekilde sanayinin kurulması ve feodalizmi atlayarak, daha doğrusu kapitalizmi atlayarak sosyalist üretim ilişkilerine geçmesi gibi istisnalar olabilir, ama dediğimiz gibi feodalizm dünyanın hemen her yerinde o veya bu şekilde yaşanmış. Bu da şeyi gösteriyor aslında, işte o ilk başta söylediğimiz üretim ilişkilerini belirleyen şey insan iradesi değil. Ekonominin kendi yasaları var. Evet, insan işte örnekte söylediğimiz gibi Rusya'da öğrenmiş ekonomik politikaları, yasalarını hızlı bir şekilde nasıl ben onu feodalizmden sosyalizme geçiririm. Tabii devrim koşullarında. Evet, devrim koşullarında. O toplumsal, yani biz bırakalım, onlar da işte tarihsel materyalizmin tanımladığı şeklinde işte anaerkil toplumu geçsin, köleci topluma, sonra feodalizmi diye bir şey yok. O noktada irade var, büyük bir güç var ve o toplumların daha ileriye taşınması için bir öncülük yapıyorlar orada. Evet. Böylesi bir yapı feodalizm dediğimiz şey. Temelinde dediğimiz gibi, başında söylediğimiz gibi temelinde köylü emeğinin sömürülmesi, üretici ana güç köylüler, toplara bağlı serfler, köylüler ana üretici gücü oluşturuyorlar. Özellikle ilk başta başka bir üretken kesim yok. Asıl kesim de o topraklara sahip olan beyler. Köylü emeği üzerinden, onun sömürüsü üzerinden bir yaşam sürüyorlar. Tabii süreç içerisinde farklı üretici kesimler oluşmaya başlıyor. Küçük zanaatkarlar veya tüccarlar, alım satım işleri yapan, işte ürünleri bir yerden alıp diğer yere götürüp satanın üzerinden ilk baştaki o kapalı kendi küçük feodal ağların veya feodal kişilerin, toprak sahiplerinin kapalı ekonomileri bir süre sonra başka ihtiyaçlar doğunca yandaki bir başka toprak sahibinin ürettiğiyle değiş tokuşa gidiyor. Ama buna zaman ayıramadığı veya süreç içerisinde aracılar çıkıyor, o tüccar kesimi. Böylesi bir yapı var. Yani feodalizm belki tanımı olarak bize şey gelebilir, işte biz feodalizm yaşamadık, krallıklar, beylikleri yaşamadık, ama bizim coğrafyamızda da mesela aşiret yapılanması vardı. Bu da bir feodal üretim ilişkisidir. Yani toprağa bağımlı olan bir üretici kesim varsa, toprakla birlikte alınıp satılan toprağın büyük oranda, çünkü feodalizmin ilk başında köylülerin kendi toprakları var, küçük küçük toprakları var, ama feodalizmin gelişmesi içerisinde giderek o güçlü olan feodal beyler veya zenginler giderek bu toprakları ellerinde topluyorlar ve köylüler tamamen o toprak sahiplerinin, büyük toprak sahiplerinin, beylerin, lordların, senyörlerin, işte aşiret ağlarının bağımlı bir şekilde
onların iradesi dahilinde o toprakla birlikte alınıp satılan, o toprakla birlikte aslında metalaştırılan bir kesim var. Farklı biçimler var dediğimiz gibi. Her coğrafyada aynı isimlendirmeler yoktur belki ama üretim ilişkisi bağlamında benzer üretim ilişkileridir. Böyle bir üretim yapısı var. Tabii dediğimiz gibi süreç içerisinde bu gelişiyor ve çok daha büyük şeyler oluşuyor, çiftlikler oluşuyor, toprağa bağımlı hale geliyor köylüler ve giderek üretimden yabancılaşmaları, yani nasıl ki köleci sistem içerisinde köleler üretime yabancılaşıyor, ilgileri azalıyor. Feodalizmde de süreç içerisinde işte bu 2000 yılda 1000 yıl içerisinde giderek çözülmeye başlıyor. Çünkü ilk başta elinde toprak varken ve ne kadar çok çalışırsam bana o kadar çok kalır mantığı varken bir süre sonra tamamen ağanın veya işte toprak beynin insafına bağlı, bütün ürettiğine ağanın el koyduğu ve ona sadece yaşamını sürdürebileceği kadar azami ölçüde minimum düzeyde bir gıda verdiği veya besin verdiği bir sisteme dönüşüyor ve giderek köylüler topraksızlaşıp yoksullaşıp açlık noktasında. Tabii feodalizmin ilerleyen süreçlerinde büyük artık içteki toprakların sömürüsü yetersiz hale gelmeye başlayınca dış coğrafyalardaki toprakların sömürülmesi, işte büyük Haçlı Seferleri veya işte farklı büyük bölgesel savaşlar, ticaret savaşları başlıyor. Bu süreç yine köylülerin aslında üzerine kurulu bir şey. Köylülerin asker yapılması, bu savaşlarda kullanılması, yaşamlarını kaybetmeleri, tüm bunlar gün sonunda köylüleri isyan etmeye, bu düzeni reddetmeye. Yani geçen şeyde de söyledik, deste de söyledik. Ne zaman ki alttaki üretici güçler üst yapıyla çelişkileri keskinleşir, artık onların yaşamlarına cevap veremez noktaya gelir sistem. Bu isyanlar artmaya başlar ve gün sonunda sistem yıkılma noktasına gelir ve daha üst, daha özgür bir toplum yapısına geçiş zorunlu hale gelir. Marx'ın da dediği gibi. Yani burada aslında biz kendi içinde yaşadığımız toplumda veya işte en yakın coğrafyada Türkiye'de, Yunanistan'da ve Orta Doğu'daki bu feodal yapılaşmaya baktığımız zaman kapitalizmin nasıl onu süreç içerisinde çözdüğünü de görebiliyoruz. Kıbrıs'a bir baktığımız zaman İngiliz sömürge idaresi başladığı dönemde Osmanlı sömürgesinden İngiliz sömürgesine geçtiğinde İngiliz kapitalizmin ilk nüvelerinin atıldığı ve geliştiği bir ülke ve sömürgeleri olan bir ülke. Gittiği coğrafya derken aslında kendisinin ham madde ihtiyaçlarını, yani kendi ülkesinde bulamadığı ve sanayi tesislerinde kullanacağı ham maddelerin kaynağına ulaşabileceği, tabii bir süre sonra da o fabrikalar için enerji kaynağı gerekir. Orta Doğu'daki petrol tespit edince, onun önemi artınca bizim toplumumuz feodal bir toplum olmasına rağmen o dönemin içerisinde 1800'lü yıllarda daha sonra İngiliz sömürge yönetimi kendi ekonomik durumuna uygun yapılar geliştirmeye başladı. Yani kendi bünyesi içerisinde doğal bir yöntemlerle gelişmiş bir kapitalist düzen söz konusu değil. Tamamen İngiliz emperyalizmi, sömürgeciliği döneminde feodal yapı çözülüyor ve yavaş yavaş tamamen kapitalistleşmeye doğru adımlar atılıyor. Elbette tabii bu arada, yani kapitalizm egemen olsa da bir taraftan da feodal ilişkilerin halen daha yer yer küçük de olsa o şeylerine rastlıyoruz. Ayrıca kültürüne de rastlıyoruz. Yani o feodal kültüre, hani zaman zaman toplumda bir şey vardı. Ah, o geçmişte neydi şu bu dediğimizde işte o feodal toplumu kastediyoruz. Ve şunu da bilelim. O geçmiş çok iyiydi diye bir şey yoktur. O feodal topluma göre şu andaki toplum ileridedir. Evet. Ve biz geçmişe bu tür bir özlem duyarak o geçmişi yaratamayız. Çünkü asla geri feodal düzene dönemeyiz. Çünkü o günkü koşullar. Evet. Bunun bir yansıması da mesela küçük esnafların, esnaf sanatkarların yaklaşımlardır. Mesela feodalizmin temel karakteristiklerinden bir tanesi lonca yapılanmasıdır. Yani belli bir alanda, örneğin atıyorum işte ahşap alanında ahşap loncaları vardı. O ahşap üreten ustalar,
yetki sahibi olan diyebileceğimiz birikim sahibi, bilgi beceri sahibi olan kesimler loncalarda birleşiyorlardı ve bir süre sonra yeni ahşap ustalarının yetişmesini sınırlayan, limitleyen belli kurallar getirmeye başladılar. Yani mesela o loncalara üye olmadan ve onlardan izin almadan kimse dülgerlik yapamıyordu. Ya da işte farklı bir üretim alanına giremiyordu. Onların o statülerini koruyabilmeleri için bir yapılanma oluşturulmuştu. Bugünün sonunda bir süre sonra tabii bu loncaların başındakilerin güçlü, o sektörlerdeki güçlü üretici güçlere, yani feodalizmin sona doğru da işte kapitalizmin yeni unsurlarına evet, büyük sermaye sahipleri. Çünkü üretim bu kesimler o alanları ellerinde tuttukları için ciddi bir birikim elde etmeye başlamışlardı. Ciddi statüleri, güçleri vardı. Hem sermayeleri hem de güçleri vardı. Yani üretim araçlarını geliştirilmesinin önünde feodal ilişkiler artık engel olmaya başladı. Yani loncacılık sisteminde daha modern araçlarla, daha gelişmiş araçlarla işlerin yapılmasını tutucu bir şekilde karşı çıkmaya başladılar. Yani şu anda aslında benzer bugün de vardır. Yani bugün örneğin esnaf sanatkarlar odalarına gidip de oraya üye olmadan, oradaki işte ustalık belgesini almadan, belli belgeler almadan belli işleri yapamıyorsunuz. Aslında bu çok benzer, yani bu feodalizmin mirası kalan, ilerici gibi gözüken, işte biz sektörleri düzenliyoruz, kontrol getiriyoruz adı altında şey yapan, ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki o sektörler, işte çok basit bir örnek, ben kendim de o işi, şeyin içerisinde yer aldım, matbaa sektörünün içerisinde yer aldım. Matbaa sektöründe mesela usta bulamazsınız Kıbrıs'ta. Hep Türkiye'den gelir. Özellikle geçmişte 15-20 sene öncesinde hep bu şekildeydi ve matbaa sektörünün maaşları çok daha düzgündür. Yani kamu sektörüne yakın bir maaşı vardır, hakları vardır, izinleri vardır vesaire. Bundan yaklaşık 15 sene önce Esnaf Sanatkarlar Odası işte matbaa ustası yetiştiriyoruz diye şeyleri başlattılar. Mesleki okullar açtılar. Bakıyorsunuz o süreçte onlarca, yüzlerce genç matbaacılık eğitimi aldılar ve matbaa ustası olma yetisine sahip oldular. Şimdi baktığınızda bu 15-20 sene ve dahası onlara Avrupa Birliği fonları üzerinden bütçeler de verildi, krediler verildi. İşte kendi iş yerleri açsınlar, küçük iş yerleri açsınlar, ama günün sonunda o açılan iş yerlerinin hepsi kapandı. Oradaki makineler büyük sermayenin ucuza kapattığı makineler kaynağına dönüştü. O gençler de yine büyük sermayenin yanında çalışan, artık Türkiye'den getirmeye gerek kalmayan Kıbrıslı, yerli, ucuza çalışan, çünkü çok sayıda da usta olduğu için artık maaşlar eskisi kadar yüksek değil, ucuza çalışan gençlere dönüştü. Evet. Ya da birçoğu sektör değiştirdi. Farklı şeylerde, alakasız mesleklerde çalışıyorlar. Yani benzer bir yapı, o gerici tutucu yapı hala daha devam ediyor. Amaç şey değil, yani orada çalışan kişilerin haklarını geliştirme, koruma, düzenleme değil. Mesela aynı şey marketlere de geçer işte. Bir ara marketler pazar günleri kapalı olsun. Pazar günleri marketler açılmasın, küçük esnaf çalışsın. Yani oradaki şeyi düzenleyip de küçük esnafın da çalışabileceği veya küçük esnafa ne gerek var? Yani siz büyük şeyler yapın, marketler yapın. O marketler toplum faydası için çalışsın. Birkaç büyük sermayenin faydasına aslında değil. Toplumun faydasına çalışsın. Yani ve az emekle çok iş yapsın. Ama küçük esnafı biz yaşatacağız. Her köşe başında bir marketçik olacak ki bu sömürüye dayalı üretim ilişkileri devam etsin. Bizim niyetimiz şimdi toplum, burada işte nedir? Bilimin kendisi ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki bu ekonomik politik konuları içerisinde yer aldığımız, yani bunun yasaları, bu sömürü düzenini veya toplumlar tarihi içerisindeki bu yasaları biz belirlemedik. Bu yasalar kendi bünyesi içerisinde net olarak görülür. Yani siz kapitalizmin içerisinde, kapitalizmin çarkının içerisinde bu çarkı geriye çeviremezsiniz. Bu çark ileriye doğru gider, ama nasıl ileriye? Kendi yıkımına doğru gider. Yani kapitalist toplumdan siz feodal toplum ilişkilerine veya İlk serbest, şu andaki gördüğümüz, çünkü az sonra görebileceğimiz veya zaman olursa da girebiliriz. Kapitalizme baktığımız zaman ilk basit meta üretiminden söz ederiz. Daha sonra bir tekellerin oluşmasıyla çok daha değişik boyutlara ulaşıyor kapitalizm tekelleşmesiyle beraber. Şimdi feodal toplumun içerisinde köleci topluma göre evet ilk başta bir çünkü üretim araçları gelişiyor. Toprak daha geniş, topraklar işleniyor daha önce köleci toplumda kişi ürettiğine hiçbir bağı yok.
ona bir bağ da kuramıyor. Ama feodal topluma geldiğimiz zaman toprağı işleyen bir köylü var. Yani kendisi için çalışıyor. Bir taraftan kendisi için çalışıyor. Bir taraftan toprak sahibi için. Ve üretiminle bir bağ. Üretimin sonucuyla paylaşım kısmında bir bağ var. Köleci toplumda böyle bir şey yok. Her şey tamamen köle sahibine ait. Buradaysa nedir? Kendisi için bir pay fazlası toprak sahibine, yani rant olarak gidiyor. Şimdi bu koşulların içerisinde evet köleci topluma göre ileri. Ama kapitalizmin kendi feodal toplumun içinde gelişmeye başlamasıyla, yani tüccar aracı bir sınıf çıktı dedik. Tüccar sınıfı önce küçük küçük mallarken, daha sonra işte madenlerin işlenmesi başlamasıyla ve diğer bilimin ve pusulanın bulunmasıyla deniz aşırı ülkelere gitmeleri, oralarda keşifler yapması dedikleri, aslında kendi ülkeleri için gereken ham maddelerin oradan Avrupa'ya taşınmasıydı. O taşınma döneminde o tüccar kesiminden de büyük bir para birikiyor. Şimdi büyük bir para biriken bir kişi ne yapacak? Elindekini artık oradaki kendisini koruması için, çünkü pazara gittiği zaman önünü kesen veya buradan geçemem diyenlere karşı kendisini koruması gereken birileri var, bir güç var. Kim koruyacak? O zamanki toprak sahipleri, büyük toprak sahipleri onlara vergi vermeye başlıyor. Vergi vermeye başladığı andan itibaren de oradaki o toprak sahibi diğerlerine göre güçleniyor ve öteki küçük toprak sahiplerini ortadan kaldırmak suretiyle topraklar tek elde toplanmaya başlıyor. Tek elde toplanmaya başlamasıyla beraber bir taraftan da şey gelişiyor. Tüccar kesimi. Ve şehirler. Ve şehirler çıkıyor. Pazar olan, evet, ticaretin yoğunlaştığı. Ticaretin olduğu yerde adam sabit bir yere gidecek. Orada pazarlama yapacak. Köylüye satacak. Öbürüne satacak. Öbür şeye satacak. Köylü oraya gelip pazarda satmaya başlayacak. Peki bu üretim ilişkisi içerisinde doğal olarak köylüler neyi görecek? Yani orada bir ticaret kısmında, yani toprağa bağımlı, işte 3 saat 5 saat şu çalışacağım yani çünkü feodalizmin kendi içerisinde en sonunda parasal sisteme giriyor. Yani işlediğin toprağın şeyini vereceğin diyor. Rantını. Peki bir bakıyor ki işlediği topraktan o rantı ödeyemiyor. O zaman ne yapacak? Başka işlere de başlamak zorundadır. İşte pazar yerine gittiği zaman o köylü hammallık, ki bugün toplumdaki bir yapıya bakarsın kendi toplumumuzun içerisinde. Köyler çözüldü. Yani köylülük kendiliğinden çözüldü. Çünkü oradaki toprak karnını doyurmaz hale geldi. Dolayısıyla ikinci bir, üçüncü bir iş aramaya başlarken bir bakıyorsunuz ki meslek değiştiriyor. Yani köylüler işçileşmeye başlıyor. Bu işçileşme başlarken de o tüccarlar ellerindeki parayla bir sürü bir şeyler daha üretmeye başlıyor. Çünkü zanaatçılar bir taraftan üretim yaparken onları bir yerde toplayıp manifaktür sanayi denilen küçük küçük üretimlere başlıyor. Ve elindeki sermaye büyüdük sonra da bu kapitalizmin, feodalizmin içerisinde gelişmesi demek. Ne yapacak? Şimdi öyle bir durum ki feodal ağ eski toprak sistemini artık çapayla yapmaya çalıştığı zaman ve öbür taraftaki gelişmiş tüccar elindeki parasıyla işte makinelere yatırabiliyor, gelişmiş araçlara. O zaman ne yapacak? O toprağın modern araçlarla işlenmesi gerekir. Çünkü işleyenler daha fazla ileriye gidecek. Bu durumda ne yapacak? Feodal toplumla o kapitalist toplum oluşan şey, ilişkiler birbiriyle çatışmaya başlayacak. O çatışma anında ne yapacak? Ya feodalizmin üzerine basıp öteki tarafa kapitalist düzenin kendi egemenliğini kuracak şekilde bir yapılaşmaya gidecek. Çünkü eğer şehirleşmeye girmişse tüccar, yani ilk burj demişler orada, işte burjuvalar kelimesi oradan geliyor. İlk burjuvalaşmaya başladığı zaman da kendini koruyacak güçler lazım. Silahlı gücünü oluşacak, mahkemesini oluşturacak, hukukunu oluşturacak. Ama önünde bir taraftan da feodal bağlar var, o eski sistem. Onunla çatışma noktasında, o çatışmada güçlü olarak burjuvalar çıkıyor. Çünkü yeniyi ve ileri teknolojiyi savunan o günkü burjuvalar, yani feodalizme göre. Evet. Güzel bir şey yaptın, özet yaptın. Burada şey işte dediğin gibi şehirlerin gelişmesi, ki bunlara ilk başta burt diyorlar. Evet. O ticaret merkezleri oluştuğu yerler burtlar ve buradaki bu ticareti yürütenlere de daha sonra işte burjuva dediğimiz kelime tüccarlar veya sermaye sahipleri, ticareti elinde tutanlar
Oradan geliyor burjuva kelimesi. Onu da belirtmiş olalım tekrardan. Evet. Tabii burada bir de diğer bir şey daha söylemek lazım. Çünkü ilk toprak sahipliği küçük toprak sahiplerinin daha sonra küçük toprak sahiplerinin üzerinde daha güçlü olan toprak sahibi egemenlik kurduk sonra feodal krallıklar denilen yani daha büyük toprak sahipleri söz konusu oldu. Ve bunun içerisinde de işte kapitalist tüccar kesiminin doğmaya başlaması yani üretilen malın pazara sürülmesi. Bir pazar olgusu ortaya çıktı. O zaman bu pazarların korunması söz konusu oluyor. Yani bu pazara bir buradaki malın öbür tarafa satılması, bu topraktan öbür toprağa geçerken vergilerin ödenmesi falan derken kapitalizmin ilk uluslaşma sürecini de çünkü nedir? Artık o şey bir iş bölümü var. Bir taraftan üretilecek, bir taraftan pazarlanacak ve bunların rantlarını yiyen veya artı değerini eline geçiren belli bir sınıf vardır. Ve bu sınıfın bir devlet oluşumu söz konusu. Çünkü kendi güvenliğini sağlayacak. Peki işte o pazar denilen kapitalist sürecin oluşması ve pazarın da sınırlanmaya başlaması o sınırlar içerisinde belli bir topluluğun oluşmasına ve bu topluluğun da birbiriyle hem bir ekonomik ilişkisi olacak hem dil birliği olacak şu olacak bir zaten uluslaşma süreci onun içinde başlıyor. Geçmiş şeyine baktığımızda zaten ilk başta söylemiştik ilk komünal toplumda ve köycü toplumda gençler var. Yani akrabalık ilişkileri, kan bağları çok önemli. Zaten bu birbirine yakın olan topluluklar ki bir süre sonra ulusa dönüşüyorlar. Bağları olan, birbirleri bağları olan, ortak kaygılar, ortak düşünceleri, dil birlikleri olan, inançları olan kesimler. Bu dediğim gibi ticaretin gelişmesi de market, pazar bağlamında sınırların belirlenmesi, işte güvenlik altına alınması sürecinde bunlar artık ulusal pazarlar veya ulus dediğimiz kavrama dönüşüyor. Onların birlikte hareket etmesi, birlikte zenginlikler elde etme çabaları, savaşlara birlikte girmeleri, diğer kesimlere karşı birlikte hareket etmeleri onları uluslar şeklinde birleştiriyor. Kapitalizmin şafağı dediğimiz kapitalizmin doğuş sürecinde. Peki burada bir de şunu şey etmek lazım. Bu feodal ilişkilerin olduğu dönemde köleci toplumdaydı ki köleler sürekli bir isyan halindeydi. Feodal toplumlarda da köylü isyanlarının söz konusu olduğunu biliyoruz. Yani her toplum düzeni içerisinde, kurulu üretim ilişkileri içerisinde sömürülen sınıflar mutlaka şu veya bu şekilde sömürenlere karşı bir ayaklanması, bir isyanı söz konusu. İşte geçmişe baktığımız zaman Türkiye'de Şeyh Bedrettin isyanı. Kıbrıs'ta aslında Gavur İmam isyanı denilen de esasında işte o feodal düzen içerisinde Osmanlıların değişik bir atlar altında köylülerden aldıkları vergilere karşı isyan. Evet. Ve bunun tabii kültürel yansımasına da bakıyoruz. Gavur İmam isyanı diye arkadaşlarımız bu konularda müzik çalışmaları içerisinde de onları Türkiye haline getirmişlerdir. Müzik ve ayrı zamanda bunların oyunları da oynandı ve topluma sunuldu. Tabii olayı bu boyutuyla eğer incelediğimiz zaman işte oradaki Gavur İmam isyanının böyle sadece bir ilginç bir şey. Bir taraftan gavur, bir taraftan imam. Çünkü isyan eden imam mutlaka dinsizdir, gavurdur. Evet. Hani yani burada dini bir motif değildir esasında. Orada o şeyin aydın o günkü durumda isyan eden kişinin mevcut vergilere veya Osmanlı egemenliğine, zulmüne, vergilerine isyanıdır. Ve bizim kuzeyde daha önce Kıbrıs'ın bir bütün olarak yaşarken evet diğer halklar da o isyanları anlatıyorlar ancak
içeriği çoğu zaman da boşaltılarak veriliyor. Ve şu anda bizim toplumumuzun içerisinde gavur imam isyanını doğru düzgün, yani özellikle ben devrimci kesimlerin anlatımı veya bunu dile getirmelerine değil, devletin, özellikle sömürgeci güçlerin bu konularda insanlara doğru düzgün hiçbir zaman bilgi vermediklerini, vermeyeceklerini de biliyoruz zaten. Bunu da bilelim. Yani geçmiş tarihimize baktığımızda biz feodal toplumda mı yaşadık denmesin, yaşadık, yaşadık ve bunun isyanları da var. Yani sadece gavur imam isyan değil, onun dışında da bütün burada yaşayan Hristiyan, Müslüman veya değişik etnik topluluklardan halkların Osmanlı feodalizmine karşı da bir isyanın söz konusu olduğunu. Elbette bu isyanlar bilinçli ve bir sonraki daha iyi, güzel bir düzen kurabilecek bir bilinçte olmasına imkan yoktu. Çünkü o insanlar o günkü verili koşullarda kendiliğinden gelişen tepkilerdi. Burada bir şey aslında altını çizmek lazım. Şöyle bir algı vardır bazı kesimlerde. İşte mesela Şeyh Bedrettin, Şeyh yani dini bir motif işte, ya da gavur imam, imam dini bir motif. Ve bunu bugünkü algıyla değerlendirip işte bunun arkasında dini motifleri vardı. Bu insanlar ilerici değildi. Yo, tam tersi aslında. Yani sırf bu isyanların başını çeken kişiler dini motifleri olduğu için bu isyanları gerici gören veya işte önemsenmesinin çok da gerekli olmadığını düşünen kesimler vardır. Kendine devrimci diyen sol kesimde kesimler vardır. Bu aslında olaya çok dogmatik bakma ve diyalektik evet. bakmaması. Yani o süreçte işte burada da belirtildiği gibi temel aldığımız kitapçıkta belirtildiği gibi o dönemde bu kesimler içerisinde şimdi neden bu kesimler içerisinde? Çünkü tek okuma yazma bilen, araştıran, düşünen, düşünebilen kesimler sadece bu kesimler. Yani imam olan veya işte diğer ülkelerde ne? Papaz olan din okulları. Din zaten ne diyoruz? Okul yok. Her toplum kendi üst yapısını, yani bilim, sanat ve kültür alanında etkin olan o ekonomik yapıdır. Yani o dönemde de dediğimiz gibi feodal toplumun ileri gelen derken burada ilerici, devrimci anlamında, ama elbette o insanların o hareketi o gün için ilerici bir hareketti, devrimci bir hareketti. Sorguluyorlar, evet. İmam olabilirler, papaz olabilirler, şeyh olabilirler, fark etmiyor. Günün sonunda o sistemi sorguluyorlar. Evet. Yoksuldan yana, ezilenden yana tavır alıyorlar ve o isyanlara önderlik ediyorlar. Bu anlamda değerli diller. Yani o dönemin çok değerli hareketli diller. Bugünden baktığımızda aslında ilk eşitlikçi sosyalist diyebiliriz. Belki sosyalist diyemeyiz ama eşitlikçi toplum yapısı için hareket eden kesimler bu kesimler. Yani daha önceki ilk programlarda felsefenin temel ilkelerinde girdiğimiz idealizm ve diyalektik materyalizme girerken idealizmin dayandığı nokta ile diyalektiğin çözümlemelerinin, diyalektik bakışla çözümlemenin, materyalizmi çok farklı olduğunu söylerken buydu işte söylenmek istedim. Evet, o insanlar da eşitlikçi bir anlayışla gidiyor ama materyalist bir anlayışla olayların neden ve niçinlerini çözümleyemedikleri için karşı çıkışları somut bir hedefe veya çözümlemeye gidemiyor. Çünkü konunun özünü şey etmemişlerdir, çözememişlerdir. Zaten yapamazlardı da. Yani o günkü feodal toplumdan eşitlikçi bir topluma varmalarına imkan yok. Çünkü o koşullar, o günkü verili bilgi birikim onları açıklamasına yeterli değil. Evet. Bunu arzuluyorlar ama bunun nasıl olabileceğini göremiyorlar, bulamıyorlar. Ama bir arayıştı bu. Ama bu bir değerdir. Yani en azından bir girişimdir, evet. Bir gelenektir. Yani o eşitlikçi toplum yapısına duyulan inanç açısından geçmişten gelen bir değerdir diye düşünüyoruz. Evet. Onu belirtmiş olalım. Ve bu arada ilk burjuva devlet olarak da yani feodalizmin yıkılarak burjuva devlet olarak açıklanan ilk 1789'daki Fransız ihtilali denilen ihtilalle feodalizmin yıkılarak ilk burjuva devlet kurulmuştur. Nasıl ki ilk komünal devletin modern komünist toplumun isyanın gerçekleştiği devrim gibi. Evet. Fransız devrim gibi, Paris komünü gibi. Evet, burada uluslaşmada bu ulusa kısa bir tanımlama yaparak kapitalizme geçersek, çünkü kapitalizmin ana dayandığı toplumsal yapı ulus. Evet.
burada uluslaştırma sürecinin daha feodalizmin içinde kapitalist üretimin nüveleriyle beraber başladığını yukarıda söylemiştik. Bu süreci belirleyen bazı özellikler var. Birincisi, coğrafi olarak belirlemiş bir toprak birliğinin varlığı gerekir. Yani ulusun üzerinde yaşadığı bir toprak olması gerekir. İkincisi, bu toprak birliği üzerinde yaşayan insanların kullandığı ortak bir dil olması gerekir. Dil birliği olmadan aynı bölgede yaşamayı bırakalım, aynı evde yaşayan insanların dahi anlaşmasının ne kadar zor olduğunu biliriz. Üçüncüsü, aynı dili konuşup aynı topraklarda yaşamanın yanı sıra bu insanların ekonomik yaşam sistemlerinin de ortak özellikler taşıması gerekir. Yani aynı üretim biçiminin hakim olması, aynı ortak pazarda bulunmaları gerekir. Bir toplumun bir bölümü kapitalist üretim yaparken diğer bir bölümü köleci veya sosyalist veya feodal üretim yapamazlar. Ancak bazen birinden diğerine geçerken zaman zaman bazı etkilerinin diğer üretim biçimi altında da bulunduğu görülse de bu geçici ve istisnai durumdur. Evet. Bu üç özelliğin bir arada ve uzun bir tarihsel süreç boyunca o bölgede yaşayan insanlar arasında manevi anlamda da bir takım ortak değerler yaratmış olması gerekir. En kısa biçimiyle ulus nedir sorusunu şu yanıtı verebiliriz. Toprak birliği, dil birliği, iktisadi yaşam birliği temelleri üzerinde yükselmiş ruhi şekillerinin tarihsel olarak meydana getirdiği insan topluluklarına ulus diyoruz. Evet. Evet. Burada sanırsam küçük bir giriş girdi yaparak kendi ülkemizdeki hani Kıbrıs Türk ulusu, Kıbrıs Rum ulusu gibi kavramların ne kadar anlamsız ve yersiz olduğunu vurgulama açısından da bir şeydir. Evet, ülkemizde bir dil farklılığı var. Ama ilk burada da sayıldığı gibi toprak birliği derken buradaki Kıbrıs'ta yaşayan halklar aynı toprakları paylaşıyorlar. Siz silah zoruyla birilerini bir yerlerden bir yerlere getirerek bir müdahaleyle ayrı bir ulus yaratmaya çalışmanız şu andaki bu gerçekliği ortadan kaldırmaz. Çünkü topraklarımız bizim tüm Kıbrıs'tır. Bizim kuzeyi kendisine ülke kabul eden her kim varsa büyük yanılgı içerisindedir. Bizim ülkemiz Kıbrıs'tır. Diğer farklı dillerden konuşan insanlar gibi. Evet. Bizde bir uluslaşma yaşamadı. Bizim bir yarıda kaldı. Yarıda kaldı. Bizim uluslaşmamız ancak ve ancak demokratik bir iktidarda, demokratik bir Kıbrıs'ta, birleşik bir Kıbrıs'ta, demokratik bir devrimin sonucunda sosyalist bir sistem oluşturulurken kendi halklar kendi özgür birliktelikleriyle farklı da oluşabilir, bir araya da gelebilir, hiç fark etmez. Önemli olan kendi iradeleriyle birilerinin zor ve baskılarıyla şekillendirilmeye tabi tutulmaksızın bu ülkenin insanların bütünleştirilerek aynı coğrafya içerisinde farklı dilleri konuşarak da pekala bir arada bulunabilirler. Evet. Zaten devrim sonrasında yaşanacak olan süreç Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi sosyalist toplum uluslaşmadır. Evet. Yani farklı ortak kaygıların, ortak değerlerin ortaya çıktığı. Burjuva anlamdaki bir uluslaşmadan söz etmiyoruz. Zaten özgür iradeye dayalı. Evet, burada zaten öyle bir süreç de yaşanmadı. Çünkü sürekli sömürgeci devlet, İngiliz sömürge idaresi döndü. İşte 74'te TC'nin işgali ve sömürgeciliği bu uluslaşma süreçlerine vurulan bir keptir, bir yaradır. Evet. Yani toparlayacak olursak bir topluluğun ulus olabilmesi için vatanı oluşturan sınırları coğrafi olarak belirlenmiş toprak birliğinin, bir dil birliğinin, üretim ilişkilerinin yani üretim biçiminin de aynı olması gerekir. Uzun yıllar birlikte yaşamanın verdiği kültüre ve bunun gibi biçimde gelişmiş bir ruhi şekillerinin olması da gerekmektedir diyerekten uluslaşmayı, ulusun ne olduğunu, uluslaşmanın nasıl olabileceğini ortaya koymuş olalım. Ve dediğimiz gibi Kıbrıs'ta
Evet, tek bir ulus oluşamamıştır, yarıda kalmıştır. Yaratılan böl ve yönük politikalar sonucunda yaratılan milliyetçilik, etnik savaşlar ve günün sonunda etnik bölünme bunu yarıda bırakmıştır. Ama bunun tersinde de ne tek bir Kıbrıs Rum veya Elen ulusu, kimi arkadaşların Oluştu. dediği gibi oluşabilmiştir, ne de Kıbrıs Türk ulusu oluşabilmiştir. Bunu savunmak, yani Kıbrıs Türklerin ayrı bir ulus olduğunu savunmak, 74'ün yarattığı gayrimeşru işgal yapısını, etnik temizlik yapısını meşru kabul etmek, Kıbrıs'ın kuzeyindeki 120 bin sürülmüş olan Kıbrıs Rum'un artık kuzeyde hiçbir hakkı yoktur. Güneyden kuzeye göç ettirilmek zorunda kalan 60-70 bin Kıbrıs Kişinin Türk'ün artık güneyde güneyde. hiçbir yeri yoktur. Onlar artık karışık yaşayamazlar. Herkes artık kendi tarafında yaşayacak diye denen ayrılıkçı, taksimci Politikalar. politikayı kabul etmek olur. Ne odur doğru olan? Tek bir ulus savunusudur doğru olan. Güneyde Akel'in veya diğer kesimlerin savunduğu gibi, ne de Kıbrıs'ın kuzeyinde Kıbrıs Türkler ayrı bir ulustur diye savunu içerisinde Veya olan kendi CTP veya evet. bağımsızlık yolu gibi hareketlerin savunusu Yani doğrudur. ortak belirlenecek bir kaderi ayrı bir kader belirleme şekline dönüştürülmesi gerek güneyde, yani şu anda bölünmüş şekilde konuştuğumuz için gerek güneyde veya gerek kuzeyde herhangi bir toplumun kendi geleceğini belirleme, ayrı ayrı belirleme diye bir şey söz konusu değil. Bu ülkenin üstünde yaşayan her bir bireyin geleceğini belirleme ortaktır ve ortak olmalıdır. Evet. Bunu belirtmiş olalım. Kapital üretim ilişki tarzına geçecek ama çok fazla vaktimiz kalmadı. 2-3 dakikamız kaldı. Çok da kapsamlı bir konudur. Derin bir konudur. Aslında bundan sonraki belki de iki programı kapsayacak olan bir konu. Çünkü evet, ilkel komünal toplumu, köleci toplumu, feodali toplumu yüzeysel geçebiliriz. Onlar da derin konulardır ama 45 dakikaya sığdırabiliriz. Kapitalizmi iyice analiz etmek gerekiyor. Bugün Ancak yaşadığımız evet. toplumsal üretim ilişkisi olduğu için ve yaşadığımız sorunların bilimsel dayanakların ne olduğunu anlamak açısından. O yüzden bu hafta çok fazla girmeyelim. Girmeyelim ama şu da vardır, özellikle bizim toplumumuz, yani Kıbrıs'ta yaşayan toplumların feodal ve toplumla ilgili o kısımlarını netleştirmek zorundayız. Çünkü onları doğru düzgün tanımlayamazsak bugünkü oluşturulan sömürgeci kapitalist düzenin işleyiş şartlarını da doğru düzgün açıklayamaz. Çünkü İngiliz sömürge idaresi döneminde de oluşturulan bir kapitalist yapı vardır ki şu anda kuzeydeki işbirlikçilerin ve sömürgecilerle birlikte yürüttüğü bir propaganda vardır. İşte Rum burjuvazisi oluştu. Ve Türklere işte yaşam hakkı vermedi, şunu vermedi, bunu vermedi gibi tanımlarla kendi burjuva görüşlerini veya kendi burjuva işbirlikçilerine yer açmaya çalışıyorlar. Güneyde veya kuzeyde veya Rumca konuşan veya Türkçe konuşan veya işte Ermeni, Maronit diye Latin veya diğer etnik toplulukların burjuva sınıflarının bize vereceği hiçbir değer yoktur günümüzde. Bunu da zaten kapitalizm üretim ilişkilerini işlerken tekelci aşamasını, kapitalizmin tekelci aşamasını incelerken daha net göreceğiz. Artık burjuvazinin çağımızda günümüzde ilerici yanı kalmamıştır. Tamamen gerici bir yapıya sahiptir ve hiçbir toplumu daha ileriye taşıyabilecek bir yapıda değildirler. Bu sömürgelerdeki halkların kurtuluşuna da yansır. Yani sömürgelerdeki halkları eski 1800'lerdeki gibi burjuvazi işte sömürgeciye karşı mücadele etti ve ulusal kurtuluşu sağlayarak kendi pazarını oluşturdu anlayışı bizim ülkemizde tam tersi bir şekilde çalışmıştır. Güneydeki Rum burjuvazisi dediğimiz burjuvazi Yunan sermayesiyle iç içe geçmiş ve Yunan milliyetçiliğini savunan ve Kıbrıslılık kısmını ikinci plana iten bir anlayışa sahiptir ve halkına bunu vermektedir. Aynı şekilde kuzeyde şu anda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye'deki tekelci sermayenin işbirlikçisi durumundaki bir sermaye kendisini tamamen Türk milliyetçiliğiyle
tanımlamakta ve halkı da aynı şekilde oradaki Türkiye'deki egemen sınıfın altına sokmaya çalışmaktadır. Bir kısım insanımız diyebilir ki Kıbrıslı Türkler işte ayrı bir halktır demiş olmalarına rağmen ne yazık ki pratiğe geldikleri zaman yani olayları çözümlemeye gelirken sömürgeci yapıyı es geçerek kuzeydeki yapıyı Kıbrıs Türk halkının iradesiyle oluşturulmuş bir yapı ve kurumlar diye nitelendirebilecek kadar da geriye düşüyorlar. Yani bu anlamda feodal toplumu Kıbrıs'taki feodal yapıyı doğru tanımlayamazsak ve feodal tanım yapı içerisinden suni bir şekilde Yunan ve Türk milliyetçiliği çerçevesinde oluşturulmaya çalışan Türk ulusunun parçası, Yunan ulusunun parçası zihniyetinin ne kadar anormal bir durum olduğunu ve toplumlarımıza giydirilen bir ne derler ona? Kıyafet, kostüm. Kostüm veya bir esaret zinciri. Evet. Diyelim ve bu haftayı tamamlayalım. Haftaya detaylı bir şekilde kapitalizmi işlemeye başlayacak. Kapitalist üretim ilişkilerinin dayanakları nelerdir? Sömürü nasıl oluşuyor? Üretim nasıl gelişiyor? Hangi sınıflar arasında nasıl ilişkiler var? Onu işlemeye başlayacak. Haftaya Marksist Akademi'de tekrardan buluşmak üzere diyelim.